Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an sabah saat 5. Sabahın 5'i. Biz Lizbon'a gidiyoruz. Portekiz Lizbon'a. Havayı görüyor musunuz? Kapkaranlık. Bakalım oralarda bizi neler bekliyor. Havaalanına geldik şimdi. Valizleri göndermek için sıraya gireceğiz. Şimdi burada pasaportları okutturup biletlerimizi alacağız. Bütün biletleri kendimiz bu şekilde çıkartıyoruz. Bunları, her işi burada kendimiz görüyoruz. Öyle. Şu an havaalanına geldik ama size özellikle şunu göstermek istiyorum. Burada normalde personeller olur, çalışanlar, ama kaldırmışlar bütün herkesi, kendi işinizi, hepsini kendiniz görüyorsunuz. Bunların hepsini bile, valizlerimizi de bu şekil kendimiz yollayacağız. Ayaküstü yapılıyor. Normalde eskiden şurada yapılıyordu ama böyle ayaküstü hızlı bir şekilde geçiliyor. Güzel bir sistem, aslında sevdim. Normalde bizde küçük el bagajları olur ya, şunlar. Bunlar olduğu için biz bunları direkt elimizle götüreceğiz. Sadece bir tane bagaj hakkımız olduğu için okutmuyor. O yüzden gönderemiyoruz. Şimdi bagaj hakkı olanını okutturacağız. Geçiyor. Benim bagaj hakkım var normalde. Benim. Sizin yok, siz gelmiyorsunuz. Yanlış yapıyormuşuz. Şuraya okutmamız gerekiyormuş. Şimdi oldu. Oldu mu? Oldu. Bakalım kaç kilo? Ana yatakçısın mı? Evet. Tamam herhalde. Kilosunu falan tartıyor mu? Evet, tartıyor. 15 kilo. Dur, onu koyma, onu koyma. Aa, bir tane daha gönderme hakkımız var aslında. Bir 20 kilo değil miydi? Anne çekil. Tamam, gittiği gidiyoruz. Eğer bebek arabası varsa da şöyle bir görevliden istiyorsunuz. Görevli size bebek arabası için etiket veriyor. Biz bebekli ve çocuklu olduğumuz için özel olarak bu kapıdan gidiyoruz. Daha çabuk geçmemiz için. Normalde bu kadar sıra bekleyecektik ama sadece bu kadar bekliyoruz. Bu işi sevdim. Ne yapıyor acaba? Devam. Şimdi zamanımız olduğu için şeyler alıp atıştıralım. Bu saatte en güzel giden de zaten kahve. Anne, ben lütfen şokolata alayım. Direkt burada suların fiyatı, içecekler. Başka neler var? Ay, Perrier çok güzel duruyorsun ama. Ama anne, aynı fark. Aynı fark değil mi? 3 dok. Aa, bu Perrier. Perrier mi? Anladım. Sular burada. Su 2.70. Aynı şeyin fiyat, Asterix'le aynı fiyat. Hayır. Evet, Asterix'le. Asterix 2 tanesi ama. Allah'ım. Göstermeye başla.
Yine herkesten önce bizi aldılar bebeğim olduğu için. Bugün çok avantajlıyım. Herkesten önce uçağa gidiyorum. İçeri girmeden önce tabii ki maske ve ateş ölçüyorlar. Dezenfektanlar her yerde. İnşallah gittiğimiz yerde de bu kadar çok sıkı denetim olmaz. Vallahi ne kadar güzel ya, çok sevdim. En önde biziz. Hiç kimse yok zaten. Bu seti bebek arabasını yani katlayana kadar insanlar önümüze geçti. Neyse, yine kimse yok. Herhalde uçak bize kalmış. Arkadaşlar uçağın kalkmasını beklerken size şunu söylemek istiyorum. Hani fiyatlarla ilgili nasıl yaptım, nelerce oldu. Onlarla ilgili kısa böyle bilgi vermek istiyorum. Normalde ben uçak biletleri olsun, otel olsun bunların hepsinin uyguna alınmasından taraftarıyım tabii ki. Bunu da şu şekilde alabilirsiniz. Önceden eğer bunları ayarlarsanız çok güzel bir uyguna alabiliyorsunuz. Ama maalesef ben öyle planlamıştım, uyguna alacağım umuduyla, hiç olmadı. Normalde Lisbon'a uçak bileti 60 euro gidiş geliş. Zamanında almadığımız için 150'ye aldık. Sonradan karar verdik, annemi ekledik. Sözde hani 60 euroya uçuş planı yaptığım için. Sonra anneme bilet aldık, 300 küsur hattı vardı tabii ki. 300 Euro'dan fazla anneme bilet aldık. Otele gelirsek de otelde 750 otelde. Araba kiralaması da aynı şekilde başımıza geldi. Araba kiralamak için de ben önceden baktım. 119 Euro bir haftalığına. Ama sağ olsun eşim yine dediğimi yapmadı. Son dakikaya bıraktı. Hatta orada keselim dedi ama ben bu sefer artık dediğini yapmadım çünkü gerçekten önceden kestiğiniz zaman %100 avantajlısınız. Bir hafta öncesinde ben baktığımda 119 olan fiyat olmuş tam 200 euro. Şu an bir haftalığına arabayı kiralamamız 200 euro. Ama normalde 119 euroydu. Onu da son dakikaya bıraktık. Fiyatlar bu şekilde. Başka ne ekleyebilirim? Bu kadar galiba. Yani sadece işte o bilet. Bir de gelmişken buranın havaalanında neler var neler yok onu da göstereyim. Mesela şöyle kahveler. Artık siz kendiniz bakarsınız. Normalde bence burası daha iyi. Yani bir tık daha iyi diyebilirim. Burada da yine aynı şekilde tatlılar var. Ay bu çok güzel görünüyor. Şu an açtım ya, canım çıktı. Bu 1.90 olan. Aslında hepsi 1.90. Arkadaki de 1.90 gözüküyor da. Buradaki kahveler bunlar. Hemen hemen bunlar da aynı ama bir tık. Bir tık daha uygun burası. Şu suların fiyatı yazıyor mu? Yazıyor galiba. Yok, yazmıyor. Mesela burada ekmekler 25 cent mesela şu. Arkadaki 40. Burada buranın tatlısı, Portekiz'in özel meşhur tatlısıymış. Bakalım tadına bakacağız. Gel.
Çok güzel kokular geliyor bu arada. Tatlı kokuları. Biz araba kiralamıştık. Şimdi araba kiralama yerine gidiyoruz. Arabamızı alacağız. Burada da Vodafone bayisi varmış. Şöyle çok az havaalanını göstereyim. Arkadaşlar böyle bir araba geldi ama maalesef bu arabayı biz kiralamamıştık. Neden böyle bir araba geldi onu da hiç anlamış değilim. Bizim seçtiğimiz araba başkaydı ama böyle bir araba geldi.